Nevşehir Hacı Bektaş Fen Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin açılış tarihi netleşince akın akın Nevşehir'e geldiler. Pandemi sürecinde apartları ve evlerini boşaltıp memleketlerine dönen öğrenciler, aynı zamanda yeni kayıt yaptırmak için gelenler Nevşehir'de hayal kırıklığına uğruyorlar. Karşılaştıkları apart ve ev kiraları karşısında şok yaşayan öğrenciler hem üniversite yönetimine hem de apart ve konut sahiplerine tepkilerini şu şekilde dile getiriyorlar. Mehmet Yılmaz isimli kullanıcı, "Millet barınacak yurt derdinde, bunlar dut yetiştirme derdinde. Komik diyeceğim ama komik de değil." Bir başka kullanıcı ise, "Kafamızı sokacak yerimiz yok, ne dutu." Yine aynı kullanıcı, "Keşke Ekim'i erteleseniz okulun açılışını, barınacak yerimiz yok." Bir Sen Toka isimli kullanıcı ise, "O yurttaki fiyatlar nedir Allah aşkına? Yurdun çıktığına bile sevinemedim. Burs çıkmadı, kredinin yarısından çoğu da yurda gidecek. Bir kere de öğrenciyi mağdur etmeyin. Herkesin babası cumhurbaşkanı ya da milletvekili değil. Hakkımı helal etmiyorum" şeklinde tepkisini dile getirdi. Daha önce Anadolu RTV'de yapılan kira ve üniversite haberlerine tepkilerini de şöyle dile getirdiler. Sinem adlı kullanıcı Anadolu RTV YouTube kanalına yaptığı yorumda şu sözlere yer verdi. "Ev kiralarını, apart ücretlerini denetleyip temel fiyat verdirmesi lazım devletin ama kimin umurunda ki?" Serap Çoban rumuzuyla gelen yorumda önce televizyonu ağır eleştiren, yalan haber yapmaya devam diyen kullanıcı daha sonra haberlerin doğruluğunu görmüş olacak ki olumsuz yorumundan sonra rektörü eleştirip reisin rektör ve ekibini değiştirmesi gerekli derken başka yorumlar da geldi. Mehmet Yılmaz isimli kullanıcı ise "Fotoğrafa balon koymuşsunuz da sanki bütün öğrenciler balona biniyor. Millete yurt çıkmamış, ortada kalmış, özel yurtlara teslim olmak zorunda siz balon paylaşıyorsunuz." Öte yandan üniversiteyle ilgili haber yapan ve gelen yorumlara yer veren Kent Haber ve City Kapadokya gazetesine olduğu gibi Anadolu RTV'ye de engel koyan Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin büyük rektörü ve yöneticileri gerçekleri ve öğrencilerin sorun ve sıkıntılarını görmezden gelmeye devam ediyor. Rektöre gelen sorular arasında ise bir de bu ilginç soru vardı. Oktay Kızkapan hocanın girişinde torpil yok mu? Yeni aldığınız hocayı torpille mi alıyorsunuz? Bunlar hep soru işareti. Olaylı bir şekilde Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden ya da ettirilen Rasim Arı bu kez halk otobüsü şoför koltuğuna oturdu. Belediye Başkanlığı görevinde bulunurken sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Rasim Arı son olarak halk otobüsü kullanırken görüntülendi. Ve bu görüntüyü belediyedeyken takipçi kasarak kullandığı aynı Instagram sayfasından paylaştı. Halk otobüsü koltuğuna oturan Rasim Arı'nın her zamanki gibi yanında da eşi Melek Hanım vardı. Zorlu süreçte Rasim Arı'nın hep yanında olup koltuk değneği gibi destek olan Melek Arı, otobüs şoförlüğü yaparken de yan koltukta eşinin yanında görüntülendi. İyi günde kötü günde Arı'ya destek olan Melek Arı, Nevşehirlilerin takdirini aldığı gibi bu görüntüyle de bir kez daha alkışlandı. Rasim Arı'nın başkanlık görevinden ayrılmasından sonra da zor günlerinde yanında olup destek olan Melek Arı, hanımlara da bu davranışıyla önemli bir mesaj göndermiş oldu. Diğer taraftan Rasim Arı belli ki kolay pes etmeyecek. İlk seçimde ya belediye başkanı ya da milletvekili adayı olacak. Köy kent gezerek yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Rasim Arı bir taraftan da erken seçim hesabı yapıyor olmalı ki son dönemde çalışmalarını arttırdı. Yalnız otobüsteki görüntülerinde yolcusu azdı. Acaba siyaset yolculuğunda arkası kalabalık olacak mı? Rasim Arı'nın bu paylaşım ve çalışmalarının birilerini rahatsız ettiği de gözlerden kaçmıyor. Tarihi, kültürel ve doğal alanların tanıtım amacıyla Kapadokya'da düzenlenen Foto Safari'nin startı bugün verildi. Sakin Hayat sloganıyla Nevşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Foton Fotoğraf Organizasyonları Derneği tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle düzenlenen Kapadokya Foto Safari, peri bacaları ile ünlü Kapadokya bölgesinde start aldı. 3 gün sürecek olan bu dev organizasyonun tanıtım toplantısı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Başkanlığı'nda yapıldı. Düzenlenen programa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Ahi
TSK Genel Sekreteri Bekir Varol, usta belgeselci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven, akademisyen Profesör Doktor Ozan Bilgiseren, fotoğrafçı editör Adem Meleke, fotoğrafçı Tanin Helvacı, gazeteci Cem Kıvırcık ve AHİKA Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Gürsay Olca ile birlikte çok sayıda basın mensubu katıldı. Kapadokya bölgesinin tanıtımı ile konuşmalarına başlayan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel şu açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar milyonlarca turisti ağırlayan Kapadokya, bildiğiniz üzere peribacaları gibi doğal oluşumları, yeraltı şehirleri gibi tarihsel derinliği yansıtan sayısız eserleri ve turizm çeşitliliğiyle de görsel sanat çalışmalarına önemli imkanlar sunmaktadır. Bu doğrultuda bölgemizde gerçekleştirmekte olduğumuz Kapadokya Foto Safari, doğal ve kültürel mirasın yanı sıra her geçen gün artan turizm çeşitliliğiyle dünyanın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya'nın doğa harikası güzelliklerini, derin kültürel geçmişini, heyecan verici aktivitelerin yanı sıra etkileyici yöresel özelliklerinin tanıtımına etkin katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca etkinliğimiz farklı illerden gelecek olan fotoğraf tutkunlarını buluşturarak iletişim ve etkileşim yaratmayı da hedeflemektedir. Sakin Hayat sloganıyla Nevşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Foton Fotoğraf Organizasyonları Derneği tarafından Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle düzenlenen Kapadokya Foto Safari bugün başlamıştır. Usta belgeselci, gazeteci, fotoğrafçıların yanı sıra bir de akademisyenin yer aldığı jürisiyle de Türkiye'deki en önemli fotoğraf organizasyonları arasına giren Kapadokya Foto Safari'de birincilik ödülü 10.000 TL, ikincilik ödülü 7.500 TL, üçüncülük ödülü 5.000 TL ve mansiyon ödülü 3 adet olmak üzere 2.500 TL olarak belirlenmiştir. Katılımın ücretsiz olduğu ve 326 yarışmacının başvuru yaptığı Kapadokya Foto Safari'de 24-25 Eylül 2021 tarihlerinde Nevşehir il sınırları içerisinde çekilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır. Kapadokya Foto Safari jüri değerlendirmesinin ardından 26 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecektir. Ödül törenine siz değerli basın mensuplarının teşriflerini de bekliyoruz. AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol ise şunları söyledi. Fotosafari bugün itibariyle başlıyor. Bugün ve yarın katılımcılar, yarışmacılar fotoğraflarını çekip sistemi yükleyecekler. Her katılımcı Adama Fotoğraf ile katılım sağlayacak. Devamında 26 Eylül Pazar günü jüri üyelerimiz katılımcılar fotoğraflarını değerlendirip ödülleri belirleyecekler. Yine burada saat 15'te olacak törenimiz. Siz kıymetli basın mensuplarını da bu ödül törenimize ayrıca İnternetten yaptığınız alışverişlerde güvenli firma olmaması halinde almadığınız ürüne aradan birkaç yıl geçmesine rağmen tarafınıza hukuk büroları aracılığıyla borç çıkartılabiliyor. İnternetten yaptığınız alışverişlerde güvenli firma olmaması halinde almadığınız ürüne aradan birkaç yıl geçmesine rağmen tarafınıza hukuk büroları aracılığıyla borç çıkartılabiliyor. Son örneği geçtiğimiz günlerde Nevşehir'de yaşanan ilginç bir olay vatandaşın başına geldi. 2019 yılında 180 TL'ye bileklik siparişi verdiği ileri sürülen berber esnaflarından Yılmaz Yolveren'e bir üretici firma tarafından 97 TL'ye borç çıkartıldı. Aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen çıkartılan borcun gerekçesi, ürünün kargolanmasının ardından teslim alınmamasından dolayı tüketici olan Yılmaz Yolveren'den 97 TL'ye kargo ücretleri ve diğer masraflar hukuk bürosu aracılığıyla talep edildi. Gerekçede 20 TL'ye gönderme, 20 TL gerekçesiz iade gösterilip 57 TL'de masraf çıkartıldı. Mesaj yoluyla talep edilen bu bedel ödenmemesi halinde haciz yoluyla alınacağı mesajı gönderildi. Tüketici ve hukuksal haklarını kullanacağını söyleyen Yolveren ise olayla ilgili şunları söyledi. Bana 180 TL bedelle bileklik siparişi ettiğim gerekçesiyle borç çıkartıldı. Ben kesinlikle bileklik siparişinde bulunmadım. Zaten bileklik takmayı sevmediğim için de siparişim olmadı. Tarafıma da öyle bir ürün gelmedi. Ama gelen mesaj karşısında 97 TL'yi yatırıp dekontunu aldım. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ayrıca da tüketici haklarından hakkımı arayacağım. Benim gibi birçok arkadaşımın da başına da bu tip olaylar geliyor. Son dönemde bu tip dolandırıcılıkların arttığını düşünüyorum. Ben istenilen rakam küçük olduğu için yatırdım.
Fakat bu olayın peşini bırakmayacağım. Vatandaşlarımız dikkatli olsun. Bu tip dolandırıcılık olayları fazla olmaya başladı şeklinde uyarılarda bulundu. Aksaray-Adana karayolu üzerinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı. Aksaray-Adana karayolu üzerinde Balıkesir'den Şanlıurfa istikametinde mevsimlik işçileri taşıyan Mehmet E. idaresindeki 71DL-099 plakalı minibüs sağanak yağış sebebiyle Ankara'dan Osmaniye istikametinde seyreden Ali D. yönetimindeki 80HJ-005 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü araçta sıkıştı. Kazada sürücüler de dahil olmak üzere toplamda 17 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen afet ve itfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde minibüs sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülbahçe Parkı'ndaki uyuşturucu tezgahına bekçiler dur dedi. Çarşı bekçileri Gülbahçe Parkı'nda yabancı uyrukluların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçileri devriye görevleri sırasında Gülbahçe Parkı içinde şüpheli Suriye uyruklu MB'nin üzerinde 3.96 gram plaka esrar ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem başlatıldı. Melikgazi Belediyesi Battal Gazi Mahallesi'nde büyük bir ihtiyacı giderecek olan Saniye Şahin Yıldırım Anaokulu'nun temelini attı. Melikgazi Belediyesi Battal Gazi Mahallesi'nde büyük bir ihtiyacı giderecek olan Saniye Şahin Yıldırım Anaokulu'nun temelini attı. Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'de her hafta bir okulun temelinin atılacağına müjdesini verdi. Temel atma törenine AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Konya Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke katıldı. İlçeye 14 yeni okul kazandıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Aktivite olduk ve ihalesini yapıp bütün okulların çatısını tahmini yaptık. Yaz ayı boyunca mantolamadan, boyadan, bahçe düzenlemesine kadar tüm belediyeler gibi Melikgazi Belediye'mizde milli eğitimin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Bu kapsamda hakikaten Kayseri ayrı bir örnek. Kayseri modeli denen model ayrı bir model. Birçok şehirde bu imkanı bulmak mümkün değil. Ama çok şükür hayırseverlerimizle, kurumlarımızla işbirliği içerisinde hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Burası 7 derslik olarak açılıyor ama içerisindeki diğer salonları da kullandığımızda 12 dersliğe kadar çıkma imkanı olan İki katlı güzel bir okul, buradaki anaokulu ihtiyacını karşılayacak bir okul. İçerisindeki tüm donanımıyla inşallah Kayseri'nin en güzel okullarından bir tanesi olacak. Ben hayırlı olsun diyorum. Saniye teyzeye ve rahmetli Şahane abiye mekanı cennet olsun. Teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki salı günkü temel atmamıza, daha sonra cuma günkü temel atmamıza da okulların temellerine ve açılışlarına hepinizi bekliyorum. Tüm protokole katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, ben değerli Melikgazi Belediye Başkanımızı ve hayırseverimizi tebrik ediyorum. Melikgazi'nin herhalde genlerine de işledi. Daha önceki görevde olduğumuz süreçte, yanlış hatırlamıyorsam değerli Milli Eğitim Müdürüm, öncelikle size de geçmiş olsun, Covid geçirdiniz. Kayseri'mizde böyle güzel bir gelenek var. Nerede bir sorun var belediyeler o soruna parmağını basar. Bana ne demez. Hiçbir zaman bu konuda geri durmaz. 15 mi oldu, 20 mi olduydu bilmiyorum yaptırdığımız okul sayısı, abartmıyorum. Hem belediye olarak hem Melikgazi belediye ve vatandaş işbirliğiyle, hayırsever işbirliğiyle. Aynı şekilde camileri, aynı şekilde sağlık ocaklarını. Bunlar niye söylüyoruz? Sorun hepimizin sorunu. Sağlıklı olmak, eğitimli olmak, inançlı olmak,
yerli ve milli olma kaygısını taşımak hepimizin sorunu. O açıdan adeta kenetleniyoruz ve bu çalışmayı yapıyoruz. Eğitim tabii küçük yaştan başlar. Burada bir anaokulunun yapılıyor olması elbette ki Saniye Şahin ablamıza ve rahmetli olan Şahin büyüğümüze Allah'tan rahmet dileyerek Cenab-ı Allah helaline size bol rızık versin diyoruz. Bu güzel cuma gününde sadaka-i cariye dediğimiz amel defterinizin kapanmadığı bir olayı burada hayata geçiriyorsunuz. Allah helalinden daha çok versin diyorum. Ben sözlerimi daha fazla uzatmıyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Yapılan bu güzel eseri tamamlamayı nasip eylesin. Melik Gazi'mizin değerli başkanına, kıymetli çalışanlarına ve hayır sahiplerimize teşekkür ediyor. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun diyor. Saniye ablamıza ve Şahin abimize bu yaptırdıkları anaokulundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin diyorum. Bir an önce de kazasız belasız buranın tamamlanarak bir an önce de bu okulumuzun faaliyete geçmesini temin ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sizin hayırlı bir günde yine Melikgazi Belediye Başkanımızın ve ekibinin organize etmiş olduğu, bir önceki haftada Koca Sinan Belediye'mizin organize etmiş olduğu açılışlara katılıyoruz. Ve buradaki temel atmanın Türkiye'deki ve Kayseri'deki eğitim sistemimize koyacağı katkılardan dolayı öncelikle emeğe geçen, katkı koyan Saniye ablamıza ve rahmetli abimize teşekkür ediyoruz. Melik Gazi Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Evet, Saniye ve Şahin Yıldırım'ın katkılarıyla bugün temel atmasında bulunduğumuz yapının Kayserimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederken sözü Saniye ablama veriyorum. O ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabası halkından Hikmet Çavdar uyku esnasında kalp krizi geçirerek Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yazıhüyük kasabası halkından İbrahim Çavdaroğlu, Şevket ve Samet Çavdar'ın babaları, emekli belediye personeli 56 yaşındaki Hikmet Çavdar dün sabah erken saatlerde uyku halinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyan sevenleri adeta yıkıldı. Merhumun cenazesi gün içerisinde Yazıhüyük kasabasından defnedilecek. Anadolu RTV olarak merhuma rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Şimdi karşınıza Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu, ardından nöbetçi eczaneler. (25 Eylül Cumartesi) Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez, en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 18. Acıgöl, en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 16. Avanos, en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 20. Derinkuyu, en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 18. Gülşehir, en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 21. Hacı Bektaş, en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 18. Kozaklı, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 20. Ürgüp, en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 19. (24 Eylül Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler: Merkez Aküm ve Melda Eczanesi, Acıgöl Yılmaz Eczanesi, Avanos Dereli Eczanesi, Derinkuyu Haliloğlu Eczanesi.
Gülşehir Gülşehir Eczanesi, Hacı Bektaş Hacı Bektaş Eczanesi, Kozaklı Kaya Eczanesi, Ürgüp Hülya Eczanesi. Özaltı Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 24 Eylül Cuma, döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 495 lira, gram altın satış 498 lira, çeyrek altın alış 795 lira, çeyrek altın satış 800 lira. Euro alış 10.32, euro satış 10.35, dolar alış 8.82, dolar satış 8.83. Sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.